Şehir Işıklarından merhaba sevgili izleyiciler. Bugün çok büyük bir ozanı, Aşık Veysel'i yapacağımız programda anacağız. Onun adına çok güzel belgeseller yapıldı, filmler çekildi. Türkülerini belki de okumayan sanatçı kalmadı. Ama ilk kez müzikali yapıldı Aşık Veysel'in. Ve o müzikali gerçekleştirenler de Karabük Üniversitesi öğrencilerinden Numan Çakır, Sinan Savaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok büyük bir şey yapıyorsunuz. Nasıl karar verdiniz? Numan Bey siz başlayın isterseniz. Buyurun isterseniz. Aşık Veysel'i zaten uzun zamandır araştırıyorduk. Onunla ilgili bir şey yapmak istedik. Ona gönül borcumuzu ödemek istedik. Ama bu ilk defa yapılmış bir şey olmalıydı. Ne belgesel ne tiyatro. Müzikal yapalım dedik. Ona karar verdik. Çünkü hiç müzikal yapılmadı. Bu da Türkiye'nin bir ayıbı diye düşünüyorum. Biz de bir ayıbını örttüğümüze inanıyoruz. Evet. Şimdi şöyle de tanıtalım da sizleri. Siz Aşık Veysel'in hani bu projenin yaratıcısısınız. Hı hı. Siz Sinan ben Bey. Ben teknik koordinatörlük görevini üstleniyorum. Reji. Her şeyi. Vesaire. Evet. Peki hani kimseden yardım aldınız mı? Kimler size yardımcı oldu? Tabii ki aldık. Hani, Aşık Veysel için. Başta Nazendar Hanım, Aşık Veysel'in torunu. Hı hı. Menekşe Şatıroğlu Süzer'in torunu. Rektörümüz Burhanettin Uysal Hoca. Karabük Vali Yardımcısı Tarkan Keskin. Ben hep diyorum o olmasaydı biz bu müzikali yapamazdık. Çünkü bize çok yardımcı oldu. Salon bulmamızda, teknik destek, iletişimlerimizde hepsinde sağ olsun çok yardımcı oldu. Yani dosta hepsine selam söyleyelim buradan. Destek peki yani kaç tek tek türküsünü aklıma aldınız yemedi. Aşık Veysel'in? Efendim? Kaç türküsünü aldınız Aşık Veysel'in? Şimdi şöyle bir şey var. Biz doğumundan ölümüne bir belgesel müzikal yapıyoruz aslında. Hı hı. Yaklaşık 10-12 türküsünü aldık. Anam parçasından işte ilk doğumu için yazdığı parça var. 9 ay koynunda gezdirdi beni. Ne cefalar çekti, ne etti anam diye. İlk o parçayla başlıyoruz. En son son ses kaydı. Gelmez yola gidiyorum. Hı hı. Kendi ağzından. Onu dinleyenlere dinletip müzikali bitiriyoruz. Peki hiç sahnelediniz mi şu ana kadar? Tabii ki. 26 Aralık'ta Karabük Üniversitesi'nde sergiledik. Evet. Nisan ayında Sivas'ta, Haziran ayında Ankara'da sergileyeceğiz. 21 Mart'ta Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü tekrar Karabük Üniversitesi'nde sergileyeceğiz. İnşallah herkesi bekliyoruz. Şimdi o zaman rejisini biraz soralım. Tamamen öğrencilerden oluşuyor değil mi? Gönüllü evet, mü evet. Çalıştılar? Nasıl yaptınız? Ya şimdi benim konuya dahil olmam şu şekilde oldu. Numan'la ben daha çok eskiden arkadaşız. Geldi dedi Sinan böyle böyle bir proje var. Bunu hayata geçirmek istiyorum. O kadar azimliydi ki. Siz görseniz belki hani. Yani ben arkadaşımı ilk defa o şekilde görmüştüm. Çok inandı. Ben de Numan'a inandım bu şekilde olacak diye. İşin peşinden koşturmaya başladık. Şimdi ben Aşık Veysel'i daha öncesinden tabii ki tanıyorum işte Kara Toprak şiiri vesaire. Ama bir işin içine girmeye başladım artık Numan vesilesiyle. Öyle şeyler gördüm ki bakıyorum Kırım'da Aşık Veysel adında bir tepe var. Evet. Tacikistan'da dillere çevrilmiş Aşık Veysel şiirleri var. Joe Satriani diye dünya ünlü bir gitar virtüözü var. Aşık Veysel adına albüm yapıyor. Albümün bir tanesinin ismi Aşık Veysel. Şimdi ben Kastamonluyum. Kastamonu'da köy enstitüleri var. Ve Aşık Veysel gelmiş, görmeyen gözleriyle orada hocalık yapmış. Hı hı. Ve şimdi ben bunu gördükten sonra dedim ki, hem Numan arkadaşım, hem böyle büyük bir halk ozanı var. Ben de dedim dahil olayım. Şimdi işin rejisi de şu şekilde, benim herhangi bir yeteneğim yok. Çalamıyorum, oynayamıyorum. Ama inanıyorum ya, inandığım için bu şekilde bir yerinden tutmak istedim. Yani tamamen kolektif bir çalışmayla Aşık Veysel müzikali aynen ortaya çıktı. Evet. Peki sizin hani Aşık Veysel'de böyle en sevdiğiniz türküsü var mı? En sevdiğimiz türküsü şey var. Şimdi böyle sorunca cidden gelmiyormuş insanın evet, aklına. Evet o kadar türküsü varken normal. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın ben tunç evet muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün ben sac mıyım? Aslında onun çok da güzel bir hikayesi var. Aşık Veysel bir gazeteye çağrılıyor. Hı-hı. Ve haberi yapılacak ama içeriye girdiğinde itibar görmüyor ve onunla ilgili yazılan haberde şöyle işte bir köylü geldi tam net hatırlamıyorum evet haberin içerisinde ne denildiğini. İşte onun üzerine beni hor görme kardeşim sen altınsın ben tunç muyum evet diye o parçası çıkıyor. Gerçi harika bir şiir. Evet. Ben de bir şey ekleyebilir miyim yani hı-hı sonuçta genciz ayrı bir sempatimiz var bu şeylere. Şimdi Aşık Veysel bir şiirinde diyor ki işte güzelliğin 10 para etmez bu bendeki aşk olmasa. Şimdi bizde de şöyle bir durum var hani. Hep güzellik para eder yani. Bizim aşk hiç önemli değildir. Aşık Veysel yeni bir şey getiriyor oraya yani. Bendeki aşk olmasa diyor senin güzelliğin on para etmez. Evet gerçekten. Ben bunu çok seviyorum. Aslında Aşık Veysel'in şöyle bir özelliği var şimdi. 1000 yıldır
ya da binlerce yıldır insanlar sevgililerine aşk şiirleri yazıyorlar. Fuzuli yazıyor, Cemal Süreya yazıyor, Yunus Emre yazıyor, Karacaoğlan yazıyor. Ama binlerce yıl sonra bir ozan geliyor 20. yüzyılda, diyor ki güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Bütün aşk şiirlerini silip atıyor. Yani bu bambaşka bir şey. Ya şimdi siz de genç öğrencisiniz ya. Daha. Fikret Kızılok da öğrenci, evet. Müziğe ilk başladığı yıllarda. Evet. Aşık Veysel'le işte kent müziği yapıyor, evet. Fikret Kızılok. Aşık Veysel, Veysel'in yanına gidiyor ve izin istiyor onun eserlerini kullanmak için. Daha sonra da büyük bir bağ oluşuyor Aşık Veysel ve gidemiyor yanından hatta, Fikret Kızılok'la. Evet. Hatta Aşık Veysel yaşamını yitirdikten sonra Fikret Kızılok bir süre hani çok sevdiği gitarını kırıyor ve bir süre müziğe ara veriyor. Şimdi hani o dönemlerde ki bir gencin kalbini çalıyor ve şimdi hani günümüze baktığımızda yine siz çok gençsiniz, sizin kalbinizde çalıyor. Hani öyle de bir özelliği var aslında. Ya bambaşka şimdi, yani biz diyoruz ki Aşık Veysel 20. yüzyılın son sesi, son sözü. Hı hı. Yani ondan sonra gelenler hep onu tekrar ediyor. Ya tabii ki Neşet Ertaş da büyük sanatçı, büyük halk ozanı. Aşık Reyhani de öyle, Mahsuni Şerif de öyle ama Aşık Veysel aslında bütün ozanların özeti. Hepsini özetlemiş kendi içinde. Dinlemiş. Yani herkes Aşık Veysel şey zannediyor. Ya kör bir adam bunları nasıl yazıyor? Hı hı. Aslında kör bir adam yazar bunları. Çünkü cem evlerine gidiyor, dedeleri dinliyor. Zaten emlek yöresi Sivas, ozanlar yatağı. Bütün ne derler? Dedeler işte aklı başında olan insanlarla sohbet ediyor. Evet. Aşık Veysel'in zaten okumasına gerek yok, kitap okumasına. Zaten ona okutuyorlar sürekli. Evet. O adamdan başkası da yazamazdı onları yani. Metin Eraksan'ın Aşık, evet. Veysel'le ilgili ilk filmi Metin, evet. Eraksan yapıyor. Hatta Karanlık filmde gibi. Sansürleniyor. İşte, evet. Orada Türkiye'deki insanlar işte fakir gösterildiği için hani o gerekçelerle. Buğdayların boyu kısa gösterildiği için. Evet. Peki biraz da hani müzikalden bahsetmek istiyorum. Nasıl bir şey olacak? İzleyiciyi nasıl bir şey, tamam. bekleyecek? Onu da biraz anlatırsak. Şöyle bir şey var. Biz şimdi ilk müzikalde Kelebeğin Rüyası filminin müziklerini yapan Rahman Altın'ın konuşmasıyla başlamıştık. Hı hı. Bize kendisi bir video çekip yolladı. Bu sefer de sürpriz bir sanatçının konuşmasıyla başlayacak. Ya Fırat Tanış ya da Osman Sınav'ın bir konuşması olacak. Hı hı. İşte Aşık Veysel'in ilk defa ortaya çıkan fotoğrafları var. Müzikalde gösteriyoruz onları. Kimseye de paylaşmayı pek düşünmüyoruz. Kimden aldınız peki? Torunundan aldık. Öğrencilik döneminde Aşık Veysel'in yanına gitmiş. Kitap imzalama töreninde onun yakından fotoğrafını çekmiş karikatürist bir abimiz var. Recep Bayramoğlu, ondan aldık. Yücel Yönal var. Aşık Veysel'le 15 yıl gazetecilik yapmış onun yanında. Ondan aldık. Ya birçok isimden aldık. Şimdi aklıma gelmiyor. Yalnız şöyle bir şey yaşadık. Biz istediğimiz zaman kimse bize arşivini açmıyor. Evet. Ne fotoğraf gönderiyorlar, ne video gönderiyorlar, ne ses kaydı gönderiyorlar. Yani ama biz isteyen herkese verebiliriz yani. Çünkü bunun paylaşılması gerekiyor. Biz mezara götürecek halimiz yok. Gösteriyle ilgili bir şey eklemek istiyorum. İlk gösterimizde Nazender Hanım geldi. Aşık Veysel'in torunu. Yani ben rejideydim o sırada. Göremedim pek olanları. Daha sonra aşağı indiğim zaman o gözündeki damlacıkları, o yaşları gördükten sonra dedim biz güzel bir iş başarmışız. Şimdi o noktaya geleceğim. Normalde aileleri ikna etmek çok kolay değildir. Evet. Hani bozulacağını, çünkü onların anıları çok, evet, başkadır, farklıdır. Siz nasıl hani kalbini çaldınız ailenin? Siz nasıl ikna ettiniz? Tamamen Numan'ın başarısı. ben ilk olarak şeye ulaştım. Yücel Yönal, pardon Veysel Kaymak hocama. O Aşık Veysel'le ilgili kitap yazmıştı. Dedim ki benim Aşık Veysel gibi bir projem var, bana fotoğraf gönderir misiniz? O da dedi ki Nazan var dedi. Nazan diyor kendisine. Aşık Veysel'in torunu, ona ulaş dedi. Evet. Numarasını verdi, aradım. İlk zamanlar pek umursamadı diyelim. kendisi de öyle diyor zaten. Ondan sonra o bizi aradı heyecanla. Çünkü bizim heyecanımızı gördü. Yani ben projeyi ona sundum, öyle direkt kabul etmez zaten. Çok seçici der. Pek gitmiyorlar da böyle şeylere. Çünkü çok yapılıyor Aşık Veysel'le ilgili. Sağ olsun artık evinde oturup beraber yemek yiyecek kadar bir samimiyetimiz, abla kardeş ilişkimiz oldu, evet. artık. Peki şimdi birçok isim de size destek veriyor. Hani onlara gittiğinizde onlar projeye bir öğrenci projesi olarak bakmıyorlar ki. Şu anda hani desteklerini veriyorlar. Evet, kimler o isimler? Şimdi biz birebir görüştüğüm çok az ünlü oldu. Fakat kendilerine direkt
menajerleri yoluyla ulaştık. Haluk Bilginer sağ olsun bize bir cümle gönderdi Aşık Veysel ile ilgili. Hı-hı. İlyas Salman, kızı Devrim Salman gönderdi. Kerem Görsev caz sanatçısı gönderdi. Pinhani grubu, başka Can Dündar. Şimdi aklıma gelmiyor ama Can Dündar'ın bir belgeseli evet, vardı. Küçük Mahşeri Cümbüş diye. Grubu, tiyatro grubu onlar gönderdi. Yani Ceren Moray oyuncu. Yani bayağı sayamayacağım şimdi, bayağı kalabalık bir... Hepsi Aşık Veysel'e ilgili duygularını gönderdiler bize. Onları da sadece müzikalle yayınladık. Öyle pek günümüzde çıkarmadık. Peki sizin aklınızda hani bu kadar ses getireceği var mıydı Aşık Veysel yoktu, müzikal? Yoktu, cidden yoktu. Biz, ben yaptığımız işin daha farkında bile değildik yani. Çünkü genelde öyle oluyor büyük işler. Biz yaptık, biz salonun dolacağının bile farkında değildik. Salon kadar insan dışarıda kaldı. Yani merdivenler, o insanlar üst üste oturdular neredeyse. Ama bambaşka bir şey oldu. Biz de şaşırdık. Şimdi kahramanı burada olduğu için kendisi olayın içinden pek şey yapamıyor. Biz dışarıdan ya illaki Numansız da arkadaş ortamlarına girdik, oturduk. Aşık Veysel'in bu müzikalini konuştuk. Ya inanılmaz bir çabası vardı. Yani harikulade bir çaba vardı. Ben hayatımda kendi girdiğim sınavlar dahil olmak üzere ben böyle bir çaba görmedim. Evet. Hiçbir yerde görmedim. Yani gece beraber yatıyoruz Numan'la. Aynı yurtta kalıyoruz. Yani ben odaya gelip giderken bakıyorum Numan'ın elinde bir kitap. Bakıyorum Aşık Veysel'le ilgili bir kısa film. Bakıyorum yani neredeyse gece rüyasında Aşık Veysel'i görecek pozisyona gelmişti Numan. Görmedim ben, ama hiç. Ama çabalarınızı sonucu aldım. Ya ben bunları gördükten sonra inandım, gördüm yani. Hakikaten dedim bu işler çok güzel yerlere gidiyor. Ama hak ettiğini düşünüyorum yani. Hem Ozan'ımızın, Aşık Veysel'in, ailesinin keza aynı şekilde Numan'ın da. Peki İstanbul'da gösterimi gibi bir şey söz konusu İstanbul'da mu? İstanbul'da gösteri yapmak çok zor. Yani sponsor lazım bunun için tabii ki. Yani destek veren olursa neden olmasın? Biz her yerde yapmak isteriz. Fakat yani böyle şeylere pek insanların rağbet ettiğini düşünmüyorum ben Türkiye'de. Şimdi şöyle bir ayrıntı da var. Numan sen sanat tarihi öğrencisin. Evet. Hani genelde sanat tarihi okuyanların daha çok hani Batı sanatı ile ilgili, onunla ilgili araştırma yaparlar. Aslında bir nevi bunu da kırmış oldun. İnşallah. Çünkü Aşık Veysel'i hani araştırmasını yaptın ve böyle güzel bir müzikal ortaya koydunuz. Onun için de ayrı bir tebrik alıyor musun yani ilk kez böyle bir şey oluyor diye. Tabii ilk değildir de. Şey benim müzikal ilk. Müzikal ilk hani Aşık yani Veysel. Bölümle pek bir alakası yok yaptığımız şeyin. Bölüm genelde mimari ve resim üzerine. Bizim bu kendi gönül borcumuz diyelim ya Aşık Veysel. O bizim abimiz gibi. Biz onu hissediyoruz artık. İlk başta hayranlık vardı. Okudukça abi kardeş oldu ya. Evet. Hayranlık. Peki. Başka ne diyelim? Başka ne diyelim? Aşık Veysel'le ilgili bir kısa film projemiz daha var. İnşallah o da ilk olacak. Onu da Aşık Veysel'in torunuyla yapmak istiyoruz. Kendisine projeyi sunacağım. Kısa film mi? Belgesel. Aşık Veysel'in bir günü diyelim. Kör bir adam bir gün boyunca ne yapabilir? Kör bir Ozan. Bunu göstermek. Biz buradan da şeyi de söylemek istiyorum. Biz müzikalde hep kör kör diyoruz. Aslında öyle denmesi gerekiyor. Çünkü o körlüğünü engel olarak kabul etmiyor. Görmüyor da. Kör Veysel yani. Kendisi çok barışık bir insan. Evet. Peki biz size çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Başarılar da diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bilmiyorum Sivas'a mı gelebiliriz artık, başka nerede izleyebiliriz ama İstanbul'a çok isteriz gelmesini. İnşallah. Buradan da aslında bu tür etkinliklerle ilgilenen, sponsorluk vermek isteyen evet. kurumlara da seslenelim. Aşık Veysel, ilk kez İnşallah. Yapılan Aşık Veysel müzikaline destek versinler. Sizin gibi pırıl pırıl gençlere destek versinler. Çünkü çok zor bir şeyi başardınız. Elinize sağlık diyoruz tekrar. Biz de size teşekkür ederiz. Burası bir aile gibi. Evet. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz Pırıl Pırıl Gençleri konuk ettik. Onlar ilk kez Aşık Veysel müzikalini gerçekleştirdiler. Yakında belki size o belgeseli de izletme fırsatımız olur. Şehir Işıkları devam edecek.